Ersin Çelik. Bize değilse de size. Sayılı günler yine geçti ve Hicri 1445 yılının Ramazan ayını nihayete erdirdik. Yeni bir bayrama eriştik hamdolsun. Ramazan ayının son günlerinde cemaatle kılınan teravihlere eşlik eden ilahilerde merhaba merhaba şehri sıyam merhaba cümlesinin yerini elveda elveda şehri ramazan elveda cümlesi aldığında hepimize bir hüzün çöker. Gözlerimiz yaşarır. Bir sonraki Ramazana çıkıp çıkamayacağını, ömrünün bir Ramazan ayını daha karşılamaya yetip yetmeyeceğini bilemez kimse. Bin aydan hayırlı Kadir gecesini içinde barındıran bu rahmet ayından hissemiz ne kadar oldu? Hakkıyla eda edebildik mi? Kendimizden davacı mı ettik yoksa bizden razı şekilde yolcu edebildik mi sorgulamaları da vardır üzerimizde. Bu hal her Ramazan ayında her müminin kalbinde tekrarlanır. Ancak özellikle son iki yıldır sarsıcı ve yakıcı acılar da eşlik ediyor kutsal ayımıza. Geçtiğimiz yıl büyük bir depremle sınandık ülke olarak. Milyonlarca insanımızı evinden yurdundan eden afetten günler sonra gelmişti Ramazan. Binlerce kayıp verilmişti ve onsuz, onlarsız ilk Ramazan ayına çadırlarda, konteyner kentlerde girilmişti. Bir yıl önce evlerinde aileleri ve misafirleriyle iftar açan binlerce kişi ya evlerini ya sevdiklerini kaybetmişti ya da Ramazan coşkusunun en güzel yaşandığı tarihi şehirlerin sokakları, meydanları ıssız bir karanlığa gömülmüştü. Büyük bir acı eşlik etmişti dört gözle beklediğimiz Ramazan ayımıza. Zaman en büyük ilaçtı ve bir kez daha yaralar kabuk bağladı. Önümüzdeki Ramazan çadırda değil de evlerimizde oluruz inşallah dualarına sarıldı depremzedeler. Hayaller, temenniler, beklentiler ve yenilikler. Derken geride bıraktığımız Ramazan'a eriştik. Her Ramazan ayında İsrail'in bir bahaneyle Filistin'e saldırmasına, Mescid-i Aksa'da yasaklar uygulayıp Müslümanlara eziyet etmesine, baskınlarına alışkındık. Gazze'de mutlaka saldırıya uğrar, yüreğimiz ağzımızda olaylar büyümeden bitse diye beklerdik. Fakat bu yıl hepsinden farklıydı. Ekim ayından bu yana yaşananlar Filistin'in acı, sürgün, katliam dolu tarihinde bile benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Yaşanan soykırım atom bombası atılmışçasına yok edilmiş mahalleleri vurmadı sadece. Bombardımanla yok etmek yetmedi bu kez İsrail'e. Zaten her yönden abluka altında olan Gazze tanklarla kuşatıldı. Hastaneler, okullar, kendi şehrinde mülteci olmuş, defalarca yerinden edilmiş, gidecek hiçbir güvenli nokta bulamayan siviller hedef alındı. Gazze fiili olarak ikiye bölündü ve zaten normal şartlarda da abluka altında olduğundan dışarıdan yardım girmeden yaşamın devam edemeyeceği bu şehre bütün giriş çıkışlar durduruldu. İnsani yardım tırlarının girişine izin verilmedi ve açlık baş gösterdi. Milyarlarca Müslümanın kutsal ibadet ayında günün belli saatlerinde aç kalarak geçireceği bu günlerde açlıktan ölmüş bebeklerin görüntülerini gördük. İftar sofralarının şenlikli görüntülerine havadan atılan ve denize düşen yardımları alabilmek için boğulan gençlerin gölgesi düştü. Sahurda ne yiyeceğiz telaşlarına, dağıtılan yemeklerden alamadan geri dönen küçük çocukların gözyaşları eşlik etti. Bir yandan Ramazan ayına sevinmek imanın güzelliğidir. Şanına yakışır şekilde hakkını vermek, çocuklara sevdirmek, bu kültürü kaybetmemek gerek diye düşünürken, bir yandan yüreğimizin acısıyla hiçbir şey gelmedi içimizden. Ama ümmetin izzeti yine yetişti ve bize doğru yolu gösterdi. Gazze'den gelen Ramazan görüntüleri imanımızı tekrar tazeledi. Derme çatma çadırlarını süslemeye çalışan, yıkılmış evlerin arasında davulcular gezdiren, kalıntılar üzerinde iftar sofraları kuran, cami enkazlarında cemaatle teravih kılan dünyanın en özgür toprağı Gazze'nin Müslümanları bizi yine diriltti. Neyin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Ancak Gün gün, saat saat beklediğimiz ateşkes bir türlü gerçekleşmedi ve bu yılın Ramazan ayı Gazze soykırım altındayken geçip gitti. Bayrama erişirken de yine aynı hüzün çöktü yüreğimize. Ama bir baktık ki yardım tırlarıyla gelen unlardan bayram çörekleri yapılmaya başlanmış Gazze'de. Akıllar almıyor bu ölümü öldürme rutinini, imanı, ihlası, şehadet coşkusunu. Sizin de içinizden geçiyordur. En çok Gazze'nin izzetli, imanlı, kahraman halkına gelsin bu bayramın güzelliği, bereketi, coşkusu. Onlar hürmetine yaşamış olalım biz de bu bayramı. Hak edemedik, mahcubuz, kırgınız, kızgınız ve bayram sabahı küslerden önce kendimizle barışmamız gerektiğini biliyoruz. Bayramsa eğer bayramımız mübarek olacak. Bize değilse de size Ey Gazze halkı bayramınız mübarek olsun. Ersin Çelik Yeni Şafak. Erkan Tan Allah'ım Gazze'nin intikamına bizi memur et. Elhamdülillah Ramazan Bayramı'na eriştik. Yüce Allah ibadetlerimizi oruçlarımızı kabul etsin. Aziz milletimize mübarek olsun. Allah'ım bu Ramazan bayramına Müslümanların kan gözyaşı zulüm sömürü cehalet ve tefrikadan kurtuluşuna vesile kıl. Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimizin üzerlerindeki zulmü kaldır onların üzerinden. Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize ümmeti Muhammed'e devletimize milletimize zafer nasip et. Birlik ve beraberlik nasip et. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin intikamına bizleri memur et. Amin. İsrail karşıtı Yahudiler Katiller Sürüsü İsrail'le mücadele ederken soy, sop, din, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin İsrail'e düşman olan herkesi önemsemek ve hepsini aynı cepheye hizalamak gerekiyor. Peşinen belirtelim. Gazze kasabı Netanyahu asla yalnız değildir ve Yahudilerin büyük bir bölümü bu iğrenç soykırımın failleridirler. Ancak Siyonist Yahudilerin bu korkunç soykırım suçlarına katılmayan ve Müslümanlarla barış içinde yaşamak isteyen Yahudiler de var. Hem söylemleri ve hem de eylemleriyle İsrail'in karşısına dikiliyorlar. Ancak katiller sürüsü bu Siyonist Yahudiler hepsine birden kendi dindaşlarına da zulmediyorlar. Kendilerini Tevrat Yahudileri olarak tanımlayan bir grup daha var. İşte İsrail karşıtı bu Yahudilerin bazı görüşlerini sizlere arz ediyorum. Tevrat Yahudileri Filistin halkının yanındadır. Siyonist İsrail devletinin işgalinin sona ermesi ve karadan denize özgür bir Filistin devletinin kurulması için dua ediyoruz. İsrail devleti Yahudilerin devleti değildir. Siyonizm Yahudilik değildir. Bu İsrail devleti için acı bir son olacaktır. Tevrat Siyonist İsrail Devleti'nin acı ve yıkıcı bir sonu olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Müslüman komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Ruhları haçlı, elleri kanlı batılı devlet adamları kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Dolayısıyla Batı'nın bu soykırımla ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi Siyonist Yahudilerle birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür. Netanyahu, Biden, Trudeau, Macron, Schulz, Sunak, Meloni hepsi beraber soykırımın failleridirler. Sahnede İsrail vardır fakat arkada bu isimler ve devletleri yer alıyor. Ateşkesi ısrarla reddettiler, reddediyorlar. Koşa koşa gidip katiller sürüsünün başı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. Katil, terörist, işgalci İsrail hem savaş suçları hem insanlık suçları hem de soykırım suçları işlemiştir. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya devlet adamları bütün bu suçlara ortak oldular. Bu devletlerin idarecileri soykırım suçuna ortak olurlarken fakat milletleri mazlum Filistinlilerin yanında durdular. Bu devletler hala Müslümanlar ve Filistin'e destek veren herkese baskı yapıyorlar. Buna rağmen Avrupa'nın meydanları, caddeleri Filistin bayraklarıyla İsrail'e lanet yağdıran insanlarla dolu. Jacuzzi'li oda yalan ama para sayma odası gerçek. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi binasında jakuzi olduğunu iddia etti. İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan da alışveriş sitesinden alınmış bir resmi paylaşarak iddiayı doğrulamaya çalıştı. İddia külliyen yalan ve hatta iftira. Daha evvelde yazmış ve ciddi bir şekilde uyarmıştık. Sosyal medya, geleneksel medya muhalifler için adeta bir suç örgütüne dönüştü. Yalanları oluşturmak ve yaymak, kişilik, itibar saldırıları, küfür, hakaret ve sövmek olağan hale geldi ve getirildi. İşte Necati Özkan karşımızda duruyor. Yaşını başına almış, bilinen, tanınan bir kişi utanmıyor, sıkılmıyor. İşin en korkunç yanıysa hukuk önünde hak arayanları, hesap soranları da ayrıca aşağılıyor ve hedef gösteriyorlar. Yalan ve iftirayı muhalefet tarzı yaptılar muhalif siyasi partiler, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları topluca bu kepazeliğin içinde yer alıyorlar. Asla utanmıyor, sıkılmıyor, mahcup olmuyorlar. Azgınca iğrenç iftiralarını ve yalanlarını sürdürüyorlar. Artık sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan değil, onu seven, destekleyen, aynı yolda yürümek isteyen herkes iğrenç ve hayasızca saldırıya uğramaktadır ve buna da muhalefet etmek istiyorlar. Kendisine muhalifim diyenler resmen sosyal ve geleneksel medyada milletimizin geri kalanıyla savaşmaktadır. Maalesef bunların peşine takılanlar da gerçek olmayan bir dünyada yaşıyorlar ve hakikatle bütün bağlarını koparmışlar. Bu insanlar korkunç ve iğrenç yalanlarla artık Geldikleri noktada hükümete muhalefet edeceklerine kendi devleti ve milletiyle savaşır hale dönüştüler. Erkantan Takvim